Merhabalar, ben Hazel Özmen. Pera Müzesi'nde Anadolu Ağırlık ve Ölçüleri koleksiyonu sorumlusu olarak çalışıyorum. Çalışmalarımıza evden devam ettiğimiz bu günlerde koleksiyonlarımızdan seçtiğimiz ilgi çekici başlıkları yeniden birlikte keşfetmeye devam ediyoruz. Bugün ölçme ve tartma pratiğinin asırlardır vazgeçilmez öğelerinden bir tanesi olan terazilerden ve terazileri nasıl tutmamız gerektiğinden bahsedeceğim. Bilinen en eski terazi örnekleri Mısır uygarlıklarına tarihlenir. Mısır'da M.Ö. 3. bin yıl civarına tarihlenen mezarların duvarlarında meyve, sebze, balık ve benzeri malların alınıp satıldığını gösteren sahneler bulunur. Mısırlılar için terazi yalnızca malları tartan bir araç değildi, aynı zamanda fanilerin günahlarının tartılmasında da çok önemli bir göreve sahipti. Nitekim M.Ö. 2. bin yıla tarihlenen ve ölümden sonraki yaşama dair ölen kişiye yol gösterdiğine inanılan Ölüler kitabından bir sahnede terazinin bir kefesine ölen kişinin kalbinin, diğerine ise doğruluk ve adaleti temsil eden tanrıça Maat'ın deve kuşu tüyünün konulduğunu görüyoruz. Terazi dengede kalırsa veya kalp tüyden daha hafifse ölen kişinin günahsız olduğuna inanılırdı. Yani ölen kişinin kalbi tüy kadar hafif olmalıydı. Tarihte M.Ö. 1. yüzyıl civarına bir yolculuk yaptığımızda ise Romalıların hem terazinin formunu geliştirdiklerini hem de daha ağır yükleri tartmak için kullanılan ve kantar denilen tek kollu bir alet icat ettiklerine şahit oluyoruz. Bu gelişmiş terazide yine yatay bir kolun iki ucuna asılı iki kefe bulunurdu. Orta noktasında ise tutma yeriyle dengesini sağlayan bir ibre yer alırdı. Kefelerden birisine ağırlığı önceden belirlenmiş standart bir ağırlık, diğerine ise bu ağırlığın karşılığı kadar mal konulur. Kefeler arasında denge yani ekilibrium kurulduğunda ise malın ağırlığı yani kütlesi ölçülmüş olurdu. Peki terazi nasıl tutulmalı? Bu sorunun cevabını Roma İmparatoru Büyük Konstantinius'tan öğreniyoruz. Büyük Konstantinius, hazine temsilcisi Eufrasius'a vergilerin altın olarak ödenmesi sürecinde terazi kefelerinin mutlaka dengede olmasını ve malların kefedeki metal terazi ağırlıklarına eşdeğer olması gerektiğini hatırlatır. Usta bir öğretmen edasıyla da terazinin yatay kolunun üstünden iki parmakla tutulması gerektiğini, diğer üç parmağın ise serbest kalıp bu şekilde vergi memurunu işaret etmesi gerektiğini öğütler. Şimdi günümüze daha yakın bir döneme yolculuk yapalım ve terazinin bu asırlarca değişmeyen formuna 19. yüzyılın ortalarından erken 20. yüzyıla uzanan bir süreci kapsayan Suna ve İnan Kıraç Vakfı fotoğraf koleksiyonundan seçtiğimiz fotoğrafların perspektifinden hep birlikte bakalım.